Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir yayında birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dün akşam bir canlı yayın kazası geçirdim. Olur öyle şeyler. Neden oluyor? Venüs retrosu yaklaşıyor. Beni de böyle etkiliyor. Şimdi ne alaka diyebilirsiniz ama ben bütün retroları retrodan önce veya sonra deneyimliyorum. Genelde öncesinde deneyimliyorum. Neden böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki sabırsız doğamla ilgilidir. Ama herkes retroya cebelleşirken de ben o kısmı atlatmış oluyorum. Peki Venüs retrosu beni niye böyle etkiledi? Benim Venüs'üm Oğlak Burcu'nda ve nerede bilin bakalım, kariyerimde. Yani illa Venüs retrosunda aşk hayatınızda fırtınalar kopacak diye bir şey yok. Venüs'ünüzün nerede olduğu ve hangi burçlu olduğu aslında daha önemli. Ben direkt Oğlak Burcu'nda bir Venüs'e sahip olduğum için kariyer hayatımda tabii ki belli etkileri olacaktır. Aksaklıklar olabilir. Bu da bana ne iyi anlatıyor? Daha dikkatli olmam gerektiğini anlatıyor. Şimdi gelelim konumuza. Bugün sadece aklımdaki kişiye bakmıyorum. Her ikinizin birbirinizi nasıl gördüğünüzü anlamaya çalışacağım. O senin hakkında ne düşünüyor? Sen onun hakkında ne düşünüyorsun? Onun seninle ilgili hisleri neler? Senin onunla ilgili hislerin neler? O seni nasıl görüyor ve sen onu nasıl görüyorsun? Bu konuya bakacağım. Daha da önemlisi, her ikinizin görmediği ne? Belki de farklı şeyler var. Bunu şu anda ne o biliyor ne de sen biliyorsun. Ama şu anın enerjisinde sonuçta bir gelecek oluşuyor. Ve ikinizin de görmediği bu oluşan enerji ne? Neler oluyor orada? Buna bakacağız. Ve elbette ki mesajlarınız, aşk mesajları, senin bireysel mesajların ve 3 tane de soru soracaksınız. Onlarla ilgili de cevaplara bakıyor olacağım. Bunları hemen şöyle kenara alıyorum. Bunun daha zamanı var. İlk olarak aklındaki kişi seni nasıl görüyor? Daha doğrusu, özür dilerim, aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Burada tabii ki ilahi maskülen ve ilahi feminen enerjilere bakıyoruz. Daha geniş bir alana bakmaya gayret ediyorum. Sen onunla ilgili ne düşünüyorsun? Evet, o diyor ki bana ait. Yani onun zaferi bana ait, o bana ait. Onu başkasına bırakmam ve ben bu zaferden eminim. Sen diyorsun ki avucunu yalarsın. Ben senden şu anda uzağım ve zafer sana ait mi göreceğiz? Ben sabırla bir şeyler bekliyorum. Şu anda tamamen eylemsizim. Ama daha büyük bir tablonun ortaya çıkmasını bekliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ne başka bir yere gidiyorum, ne de sendeyim. Sadece oturdum ve müdahale etmeden neler olacağını izliyorum. Seni hiç göremiyor, senden hiç enerji alamıyor. Ve bunun senin kafanı karıştırıp karıştırmadığını merak ediyor. Yani kafan mı karışık acaba? Aklında başka fikirler, düşünceler, insanlar mı var? O yüzden mi senden enerji alamıyor? O yüzden mi seni göremiyor? Sen de diyorsun ki hayır, şu anda sadece kendi içime kapandım. Biraz da çaresiz hissediyorum. Hiç kimseyi görmek istemiyorum. Kendimle baş başa kalmaya ihtiyacım var. Ve biraz da inişlerim ve çıkışlarım var. Yani korkuyorsun ama zaman zaman ben de düşünüyorum. Acaba başka birini bulup yoluma devam mı etsem diye benim de kafamda zaman zaman düşünceler oluyor. O diyor ki bizim için yeni bir başlangıç muhakkak olacak. Sen diyorsun ki arkama bakmadan kaçıyorum. Yani tekrar bu bir fitil var. O fitil tekrar ateşlenir diye düşünüyor. Ama sen de diyorsun ki hayır olmaz. Ben arkama bakmadan kaçıyorum. Şu anda sadece kendime, kendi ruhuma ihtiyacım var. Hala çok egoluyum. Hala bu bağlantıdaki meyveleri yemek istiyorum. Hala sabır göstermek istemiyorum. Hala yani seni istiyorum ama
bu bağlantıyla ilgili çaba göstermek istemiyorum. Sen de diyorsun ki ben çok mutluyum, iyiyim, eğleniyorum ama seni artık eğlendirecek değilim ve sana hiçbir şeyi kolaylıkla sunacak değilim. Güzel olan her şey artık benim için ve hayatımdaki eylemlerde kendim için. Görelim bakalım eylemin ne yapacaksın. Yani sen böyle her şeyi yine kolaylıkla elde edeceğini zannediyorsun ama görelim bakalım ne oluyor. Bu seninle ilgili hisleri neler? Hemen bakıyoruz. Senin onunla ilgili hislerin neler? Sadece varlığın onu çok mutlu ediyor. Yani buna kendince bir isim koyamamış olabilir. Ama varlığın onu çok mutlu ediyor. Hayatının güneşisin. Yani biz şu anda bir galaksideyiz ve bu galakside güneş olmasa hiçbirimiz yaşayamayız. Yok oluruz. Sadece bir dakika güneşten ışık alamasak, sıcaklık alamasak yok oluruz. Ve sen onun hayatının güneşisin, kalbi böyle hissediyor. O diyor ki sen benim güneşimsin, sen diyorsun ki ben gidiyorum. Ama senin kalbin farkında ol ya da olma artık gidiyor, uzaklaşıyor. Bir şeylerin tekrar düzeleceğine çok inanıyorum, bir şeylerin iyi olacağına inanıyorum. Benim bu ilişkiyle ilgili dileklerimin gerçek olacağına inanıyorum. Sen diyorsun ki ben bir ilahi feminen. Ben bir imparatoriçeyim ve bütün güzel şeyler bana artık. Veya bunu ortaya çıkarabilecek olan insanla artık bir şeyler yaşayabilirim. Kalbi bir olgunluk içine giriyor. Bazı şeyleri anlıyor, bazı şeyleri hissetmeye başlamış. Kendi içinde kavrulmaya başlamış. Ve o olgunlaştıkça sen ondan soğuyorsun. Yani belki de onun bu olgunlaşma sürecini çok fazla beklemiş olabilirsin. Ve artık sıkıldım. Yani şöyle bir noktada görüyorum seni. Sıkıldım artık yani sıkıldım. Senin böyle olgunlaşmanı beklemekten, aklını başına toplamanı beklemekten çok sıkıldım. Veya sen şu anda soğuk olduğun için olgunlaşıyor. O diyor ki duygularım sana karşı romantik hisler içindeyim. Sen diyorsun ki benim için öldün. Bu aşk öldü. Senin kıymetini bilemedim ve benden uzaklaştığının farkındayım. Beklemediğim bir şeydi ama uzaklaşıyorsun. Sen de diyorsun ki seni beklediysem sadece ruh eşi veya ikiz ruh olduğumuza inandığım için bekledim. Sen mükemmel bir şey olduğun için beklemedim. Ben sadece bu inanç için bekledim. Ve şu anda artık öyle hissetmiyorum. Ben buna inanmıyorum. Bazen inanıyorum ama bazen de inanmıyorum. Ve gerçekten gitme ve gelme noktasındayım, ortadayım. Her an gidebilirim de, kalabilirim de. Sana karşı şu anda çok yoğun bir vicdan azabı hissediyor. Çok suçluyum, çok vicdan azabı çekiyorum. Ve sen de diyorsun ki çekmelisin. Denge ancak böyle sağlanır. Sen kendini suçlu hissetmelisin. Üzülmelisin ve kahrolmalısın. Benim kalbim ancak böyle rahatlayabilir. Peki birbirinizi nasıl görüyorsunuz bakalım?
seni çatışmacı bir insan olarak yorumluyor. Veya seninle bir kavgası olduğunu düşünüyor olabilir ama bu kavgada kazanan kişinin sen olduğunu düşünüyor. Veya aranızdaki şeyi bir oyun olarak görmeye başlamış. Bazen sen kazanıyorsun, bazen o kazanıyor ve ben kazanmak istiyorum diyor. Hala ne olduğunu farkında değil bu. Oyun oynuyor. Ve aranızda bir mücadele var. Bu bir ego mücadelesi de olabilir. Kazanan kişi ben olmak istiyorum diyor. Sen de diyorsun ki ben sadece seven kişiyim. Kimseleriyle kavga etmiyorum. Ve hayatımda gerçekten beni tamamlayacak bir insan istiyorum. Hayallerimi bana sunacak bir kişi istiyorum. Sana karşı ve bu bağlantıya karşı şu anda çok yoğun, çok fazla duygu, düşünce tamamen sana akıyor. Sen de buna karşılık romantik bir şeyler bekliyorsun. Yani gerçekten yüreğine hitap eden bir şeylere ihtiyacın var. Çok çok fazla ikna alman lazım. Bu insanın çok çabalaması ve seni ikna etmesi lazım. O diyor ki şu anda hani biraz çevresinden çok etkileniyor. Çevresi problemli. Veya şu anda kendini savunmaya çalışıyor ama bu gelip geçici bir şeydir. Sen diyorsun ki emeklerimi bırakıp da gidiyorum. Veya senin çok mücadele ettiğini düşünüyor bu bağlantı için. Mücadeleci bir insan diyor. Hani bırakıp gitmez, buna sahip çıkar diyor. Sen de diyorsun ki bırakıp gidiyorum. Sen ona emek vermiş bir insansın ve artık onun hayatıyla ilgili bütün güzel şeyleri hak ediyorsun ona göre. O da sen de diyorsun ki eylemini görelim. Yani eylemini göreyim. Ne düşündüğün, ne hissettiğin önemli değil. Ben senin eylemini göreyim. Zaman zaman soğuk davransa da aslında çok yoğun tutkularım var ona karşı diyor. Ben soğuk davransam da onun tutkum çok yoğun. Bunu göstermiyorum diyor. Veya beni çok çekiyor. Çok cazip buluyorum onu diyor. Sen de diyorsun ki şu anda kendimi savunuyorum. Ona karşı kendimi korumaya çalışıyorum. Göreceğiz. Bir gelsin de göreyim bakayım. Hani bir sürü şey söylüyor. Bir sürü fikir öne sürüyor benimle ilgili. Göreceğiz. Yani ben aslında şöyle bir şey var sanki. Onunla ilgili bir karar verme aşamasındasın. Onu görmeyi bekliyorsun ve ondan sonra kararım kesinleşecek diyorsun. Belki de hani artık totem koymuş olabilirsin bu konuya. Ben bir karar vereceğim. O karardan önce onu belki görmek istiyorum. Son kez görmek istiyorum. Veya onun ne yapacağına bakmak istiyorum bu karardan önce. Bakalım ne yapıyor. Her ikinizin de göremediğiniz ve bilmediğiniz düşünüyorsun. Tamamen düşünüyorsun. Ve kafanda iki düşünce var. Ya artık ben başka olasılıklara bakacağım. Bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyorum diyorsun. Veya o samimiyetle gelirse ona da bir şans verebilirim ama aradayım. Yani şu anda bir yol ayrımındayım. Her şeye açığım. Yeni bir olasılığa da açığım. Güzelse neden olmasın? Ama aynı zamanda ona da açığım. Eğer samimiyetle gelirse, gerçekten ben onun samimiyetine inanırsam, pişmanlığına inanırsam o da olabilir. Böyle bir düşünceler içindesin. Şu anda belki bunun farkında değilsin ama şu anda senin gittiğin yol bu. Ve artık özgür bir aşk istiyorsun. Stratejilerden, taktiklerden, her şeyden çok bıkmışsın. Ve sevdikçe karşındaki insan sana çok merhametsiz davranmış. Artık bunu kabul etmiyorsun. Yani diyorsun ki ben sevgimi de özgürce ifade etmek istiyorum.
Karşımdaki insanın da bana sevgisini özgürce ifade etmesini istiyorum. Ve artık o beni sevsin diye kendimi daha fazla değiştirmeyeceğim. Beni olduğum gibi seviyorsa sevsin, sevmiyorsa sevmesin. Beni olduğum gibi kim seviyorsa o olsun benim yaşamımda. Ben artık özgür bir aşk istiyorum. Ve onun oyunlarından da çok bıktım. O bana strateji yaparsa ben ona 10 kat daha fazla strateji yapacağım. Burada senin kendine olan güvenin yükseliyor. Kendine olan güvenin çok artıyor. Ve bu aklındaki kişiyi çok öfkelendiriyor. Çünkü başka bir insansın. Zaten cehennemin kapısını açan şey ikinci çakradaki dengesizlik. İkinci çakra neydi? Para, cinsellik, aşk. Buradaki sorunlar problem yaratıyordu. Bir kendine güvensizlik var. Ve bu şifalandıktan sonra çok şey değişecek. Yani ikinci çakra şifalandıktan sonra bu bağlantıda pek çok şey değişecek. Şimdiye kadar cehennemin kapılarını açan şey kendi kendini sevmemek ve bununla ilgili problemlerde ikinci çakrana bu kilitlenmiş. İkinci çakran kendi kendini sevmeni, kendi kendini kabullenmeni engelliyor. Burada travmalar var. Ama bu şifalandığında o cehennemin kapısı kapanacak, cennetin kapısı açılacak ve sen kendinin ne kadar değerli olduğunu anlayacaksın. İkinci çakra ile ilgili meditasyon yapacağız, söylemiştim. İlk beşinci çakraydı. En çok problem gelen şeylerden biri oydu ki burada çıkmadı. Çakralardan biri iletişim sorunu. İki, tabii ki en önemli çakralardan biri para, cinsellik, aşk çakrası. Çoğu zaman kalp çakrası olarak kabul ediyor insanlar ama kalp çakrası daha çok evrensel sevgiden bahseder. Yani herkesi sevebilme gücümüz, herkesi kabul edebilme gücümüz, affetme gücümüz. Ama bizim bu dünyadaki aşka bakış açımız ikinci çakrayla daha çok bağlantılı. Ve bu bağlantıda herhangi bir sorun yaşandıysa senin ikinci çakranda olan travmalar yüzünden sana cehennemin kapısını bu açtı. Ve kendi kendini de kabul edemiyorsun. Sen kendini zaten yeterince sevemiyorsun. O yüzden de ne oldu? Bu insan sana bunu yansıttı. Bunun tedavi olabilmesi için belki hayatına geldi. Bu şifalandığında her şey değişecek. Tabii ki sende olan şey ruh eşinde de vardır. O niye böyle davranıyor? O da kendini sevmiyor. O kendini gerçekten sevse kendine değer veren insanı hayatında tutar. Ama o da bunu yapamıyor çünkü o da kendine değer vermiyor. Onun da ikinci çakrasında problem var. Ama tabii ki bu seni ilgilendirmez. Sen kendini şifalandırdığında senin hayatında dönüşüm olur. Sen iyi olduğunda her insanların iyi yönlerini görürsün. Şu aklında olsun. Her insanın karanlık tarafı da var, aydınlık tarafı da var, gri tarafı da var. Sen güçlü olduğunda o insanların sadece aydınlık belki gri taraflarını görürsün. Ama senin enerjin düşük olduğunda o insan iyi bir insan olsa bile sana kötü taraflarını yansıtacaktır. Çünkü enerji enerjiyi çeker. Evet, ikinizin de göremediği şeylerden biri bu. Bunları topluyorum. Ve gelelim buraya. Tüm kartları görüyor musunuz? Tamam. Yani şu anda ilahi feminen enerji diyeceğim, çok kararlı. Yani tam değilse bile kararlı. Yani en azından hayatında mutlu bir birleşme istiyor. Mutlu bir tamamlanma istiyor. Ve biraz gözü arkada kalsa da önüme gidebilirim diyor. Sihirli bir değişimle feminen enerji tamamen sert bir kalıp içine geçecek. Belki de Venüs Retrosu ile birlikte olabilir bu. Sert bir kalıp. Yani istediğimi alıyor muyum?
almıyor muyum? İstediğimi almıyorsam bay bay. Aklındaki kişiyle aranda çok yoğun bir tartışma olabilir. Veya bu arka planda ruhlar arasında olabilir. Bir kapışma var ve aklındaki kişi senin hayatında başka biri olduğuna emin olacak ve bununla ilgili gerçekten hoş olmayan yaklaşımları olabilir, hoş olmayan sözleri olabilir, kırıcı, daha doğrusu çirkin sözler edebilir, çirkin yaklaşımları olabilir, seni kasteden çirkin paylaşımlarda bulunabilir. Hiç ciddiye alma. O yine eski taktiklerini deneyecek ama. Yani yine işte soğuk yapmayı, cool durmayı falan deneyecek ama işe yarıyor mu? Yaramıyor. Çünkü senin kısmetlerin açılmış. Yani burada hayatın hatasını yapacak, en çok da o üzülecek. Böyle eski tarzı, eski tavrı sürdürmeye çalışacak. Zamanında bu taktikler senin üzerinde işe yaramış olabilir. Yani bu insan sana her ne yapıyorsa taktik olarak onları tekrar deneyecek. Ama yaptığı hata senin ciddi ciddi başka kişilere bakmana sebep olacak. Şansın da dönüyor, bunu söyleyeyim. Çok şanslı olduğun bir döneme giriyorsun ama bu aklındaki kişi de bu şanstan yine nimetlenmeye çalışacak. Veya onu almaya çalışacak, seni kemirmeye çalışabilir. Buna karşı hazırlıklı ve dikkatli olmalısın. Ve en sonunda kendi eminliğiyle gelebilir. Ben seni çok seviyorum. Ben sana çok değer veriyorum. Hiçbir taktik işe yaramayınca ve sen onunla sağlamsın. Bunu söyleyeyim yani. Onda senin çok büyük bir yerin var. Fark et ya da fark etme. Sen şöyle olduğunda, yani Adhemdeva gibi olduğunda aslında onun sonuna kadar değer verdiğini görme şansın olacak. Ha, o bunları diyebilir. Seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Sen onu üzeceksin. Üzeceksin. Ama yolunuz daha bitmemiş. Anahtar kılıç edilisinde dedi. Bakın. Şimdi bunun birden fazla anlamı olabilir. Hepsini tek tek anlatıyorum. Bir, seni gerçekten kaybettiğini düşünmesi bir anahtar. Yani başka birine bulduğunu, başka biriyle birlikte olduğunu düşünmesi anahtar. Yani kapıyı açacak olan şey. İki, senin ona yolladığın bütün enerjiyi kesmenle bir anahtar. Çünkü bütün enerjiler ve bağlar kesince yine aynı şeyi düşünecek. Senden enerji alamayınca başka birini bulduğunu düşünecek. Gerçekten başka bir yerinde bulabilirsin. Başka biri dikkatini çekebilir. Bu durumda zaten bağlar otomatik kesilir. Sonuçta bu bir anahtar. Yani olayın çözüm noktası bu. Bir, asla ona enerji yollamıyorsun. İki, bütün bağları kesiyorsun. Üç, belki de başkasını bulmuş gibi rol de yapabilirsin. Bağ kesme yaptığın için bunu anlayamaz. Yani gerçekten buldun mu bulmadın mı, ama anahtar bu. Ama böyle saçma sapan davranmaya devam ederse, yani eski taktikleri denerse, işte sana soğuk durmaya çalışırsa, atıyorum kendince durup dururken engel atabilir. Az önce söylediğim gibi iğneleyici paylaşımlarda bulunabilir. Hiç şansı yok. Bunları tanıdığın zaman, bunun tamamen senin dikkatini çekmek için olduğunu anladığın zaman o taktikler zaten söner. Hiçbir işe yaramaz. İkimizin birden göremediği şey de buydu. Gelelim mesajlara. Cadı geldi, ilahi adalet geliyor diyor. Adalet geliyor diyor. Güzel. Yeni bir başlangıç. Dünya seni bekliyor. Günaydın. Ve prenses. Kendi kendine şövalyesi olabilirsin. Kimseye ihtiyacın yok. Çok güçlüsün. Ve kimsenin korunmasına da ihtiyacın yok. Zaten şövalye olan biri de yok ortada. Yani daha çok şövalye sen oldun muhtemelen şimdiye kadar. Hem kendi dertlerini hallettin, hem onun dertlerini hallettin. Ama yeter artık. Sen sadece kendinin şövalyesi ol. Bazı şeylerin neden olduğunu hemen anlamayabilirsin. Ancak hayatındaki olayların her zaman daha yüksek bir amacı vardır. Kargaşa sayesinde yeni bir nimet ortaya çıkacak. Yani kargaşa veya kavga bu insanla olabilir. Ama bunun sayesinde yeni bir nimet, yeni bir güzellik ortaya çıkacak. Veya işte söylediğim gibi az önce sinirlendirici davranışlar, agresif davranışlar olabilir. Sen de bunun altında kalmayabilirsin. Ama bu iyi olacak, veya şu anda olaylar çok birbirine karışabilir. Duygular çok karışabilir ama bu iyi bir şeye dönüşecek. Kendi içine bak. Neden böyle hissettiğine dair bakman gereken şey kendi için. Yani neden böyle hissediyorsun? Neden bu yola girdin?
Bununla ilgili cevaplar seni sadece kendi içinde. Bunu da sorabilirsin. Neden böyle hissediyorum şu anda diye. Evet. Geçmiş artık geride kaldı. Onu serbest bırak ve yeni olasılıkları kucakla. Artık senin için yeni bir yol mevcut. Bu yolu inançla takip et. Yani geçmişte ne yaşadıysan yaşadın bu insanla. Seni sevmedi mi? Seni red mi etti? Seni terk mi etti? Seni aldattı mı? O geçmiş şeydi. Ve sen o geçmişteki insan değilsin. O artık kapandı. Yani orada olanları da bırak. Ha, kızgınlığın kalabilir. Sana yaşatılanlar kalabilir. Ama şu anda olsa aynı şeyleri yaşar mıydın sence? Bu önemli. Şu anda hayır, ben o olayları yaşamam, çok daha güçlü bir insanım diyorsan artık bu geçmişi kapat, o enerjiyi taşıma. Çünkü senin için yeni bir olasılık mevcut ve imanla onu takip et. Evet, içinizden bir soru sorun bakalım, soru cevap olacak demiştim. Bir, iki, üç cevaplar evet hayır şeklinde gelmeyecek. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Aldığınız cevabı sorduğunuz soruyla uyumlandırmaya çalışın. Olur mu? Birinci sorunun cevabı eyleme geç veya biri sana karşı eyleme geçecek olabilir. İkinci sorunun cevabı romantizm. Üçüncü sorunun cevabı da barışçıl çözümler. Yani bir şey çözümlenecek, belki sorduğun soru bununla ilgiliydi. Seni mutlu edecek ve seni çok da yormayacak, barışçıl bir çözüm olacak. Okuma bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Beğenilerinize göre daha sonra bu videoyu tekrar çekip çekmemeye karar vereceğim. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Güzel bir gece geçirin. Rahat uyuyun. Ve yeni güne merhaba deyin. Çünkü yeni bir zaman başlıyor, bana inanın. Artık eskiyi hep birlikte arkaya gömüyoruz ve yeni olan, güzel olan bir şeye başlıyoruz. Hoşça kalın, sevgiler.